Arturo, İsveç Göteborg'da bulunan Svartedalen Suzerevi'ndeki işine her zamanki gibi gülerek geliyor. Kendisi burada 20 yıl kadar çalıştı. Onun görevi Alzheimer hastalarına hizmet etmek. Bu görevi uzun bir süredir yürütüyor. Arturo'nun uzun yıllar aynı şekilde devam eden hayatı geçen sene değişti. O şimdi çalışma saatlerinin yeniden düzenlendiği bir uygulamaya katılıyor. Artık eskisi kadar stresli değilim. Şimdi yeni iş arkadaşlarıyla tanışıyorum. İşimizi daha iyi yapmak için birbirimize yardım ediyoruz. Ben bekar bir baba olarak çocuklarımla da ilgilenmek zorundayım. Şimdi sabahları onları okula göndermek için bir telaşa kapılmıyorum. Her şey çok daha rahat. Sanırım şu anda daha iyi bir baba ve hasta bakıcı oldum diyebilirim. Göteborg Belediyesi'nin başlattığı bu uygulamayla birlikte huzurevinde görevli 82 bakıcının maaşları aynı kalmak koşuluyla çalışma saatleri günlük 8'den 6'ya düşürülmüş. Huzurevi müdüresi bakıcıların bu uygulamayla birlikte daha şekli ve randımanlı çalıştığını ve burada kalan hastalarla daha fazla ilgilenmeye başladığını belirtiyor. Şu anda ortam çok daha rahat. Bunama hastalığına yakalanan burada birçok kişi bulunuyor. Hasta bakıcılar stresli olunca onlar da gergin oluyor. Şu anda herkes çok mutlu. Bunun yanında artık burada daha fazla insan çalışıyor. İstihdam arttı ve rapor alanların sayısı azaldı. Göteborg, İsveç'in en büyük ikinci şehri. Burada rapor alıp işe gitmeyenlerin oranı da doğal olarak çok fazla. Günde 6 saat çalışma uygulamasıyla bunun önüne geçilmek isteniyor. Göteborg Belediyesi'nde bulunan eski yönetimin Svartedalen Suzerevi'nde başlattığı bu uygulama kış ayı sonunda bitecek. Yeni şehir konseyinde bulunan belediye başkanı vekili Maria Raiden, bu projenin uzatılmasına ya da diğer bölgelerde uygulanmasına şiddetle karşı çıkıyor. Şu anda Göteborg'da bulunan 53 bin çalışandan biz sorumluyuz. Eğer bu 53 bin kişi günde 6 saat çalışıp 8 saatlik ücret alırsa ne olur? İleride işe alımlarda büyük zorluklarla karşılaşabiliriz. Ayrıca çalışmadığı halde 2 saat fazla mesai parası verirsek, ileride işe almak için kaynak yetmez. Daha fazla insanın işe gitmesi ve bu kişilerin daha fazla çalışması gerekiyor. Şehir konseyi üyesi belediye başkanı vekili Daniel Berman, bu projeye başladıktan sonra belediyenin giderlerinin %20 oranında arttığını kabul ediyor. Ancak bu projeden sağlanan faydanın uzun vadede ortaya çıkacağını belirtiyor. Ekonomiye genel anlamda baktığımızda daha fazla iş imkanı ortaya çıkarıyoruz. Çalışanlar daha az rapor alıyor ve iş performansları artıyor. Bu şekilde bakacak olursak giderler yarıya iniyor. Bence yapılması gereken şey çalışma şartlarını geliştirmek ve işçilerin günümüze kıyasla daha uzun ancak mutlu bir şekilde çalıştığı işçi piyasasını daha sürdürülebilir hale getirmek olmalıdır. Mesai saatlerini azaltmak kısa vadede de avantajlı olabiliyor. Bu uygulamanın faydaları 15 yıl önce açılan bu araba satış ve bakım merkezinde de kendini gösteriyor. Bu iş yerindeki 112 çalışandan en ağır iş yapan 35'inin maaşlarında kesinti yapılmadan çalışma saatleri 8'den 6'ya düşürüldü. Bu iş yerinin sahibi aldığı bu karardan dolayı oldukça memnun. Bu iş yerini 2002 yılında açtık. Müşterilerimiz çok uzun süre beklemek zorundaydı ve biz de bu zamanı kısaltmak istiyorduk. Bu sebeple çalışan sayısını 2 katına çıkardık. Buna paralel olarak satışlarımız ve kârımız da artış gösterdi. İş yeri açılış saatlerinin esnekliği sebebiyle artık daha fazla müşteri çekiyoruz. Kısaca hem biz hem de müşteriler bu durumdan kârlı çıktı. Bu uygulamadan sonra bu iş yerinin cirosu %25 oranında artmış.
Personel alımı sebebiyle artan giderler karşılanmış ve hatta çalışanlar iyi performans gösterdikleri için ikramiye bile almışlar. Bunun yanında müşterilerin memnuniyet oranı da artmış. Sanırım 8 yerine 6 saat çalışmak daha randımanlı. Biz 6 saat çalışarak yine eski işimizin aynısını yapabiliyoruz. Şimdi kendime daha fazla zaman ayırabiliyorum. Spora gidiyor ya da alışveriş yapıyorum. Tüm işlerimi hallederek öğlen 3'te evde oluyorum. Bu benim için çok iyi bir gelişme. Daha fazla para alsam bile tekrar 8 saat çalışmak istemiyorum. Seçme şansım olursa 6 saati tercih ederim. Son olarak Göteborg Hastanesi'ni ziyaret ediyoruz. 1,5 sene önce çalışma saatlerinin düşürülmesine kadar bu ortopedi bölümünde rapor alma oranı ve tükenmişlik sendromu görülme oranı çok yüksekmiş. Randevumuz son anda iptal edildi. Mesai sadece 6 saat sürüyor ama yoğun. Burada çalışanlar bugün çok yorulmuşa benziyor. Bölümün 7 kliniğinde toplam 40 hastaya bakılması gerekiyor. Yaklaşık 100 kişilik sağlık ekibi tam zamanlı 2 vardiya çalışarak işlerini yetiştirmeye çalışıyor. Şu anda işim çok rahat çünkü burada tam zamanlı çalışan birçok personel bulunuyor. Önceden birçok hemşire kiralıyor ve ameliyat yerlerini kapatmak zorunda kalıyorduk. Şimdi çalışma saatlerini ameliyat başına 2,5 saat arttırdık. Şimdi daha rahat çalışıyoruz. Yapılan ameliyat sayısı %20 oranında artmış. Bu sebeple fazla giderler gelecek birkaç ay içerisinde kendisini amorti edecek. Takımlar da bu durumdan büyük fayda sağlamış. Artık dinlenmeye ve spor yapmaya zamanım oluyor. Hiç hastalanmadan işimi yapabiliyorum. Ayrıca iş arkadaşlarınıza fazla direktif vermek zorunda kalmıyorsunuz. Öğle yemeği için uzun aralar vermek zorunda da değilsiniz. Buraya gelip sadece 6 saat çalışıp işinizi bitirip eve gidiyorsunuz. Bu uygulama gelecekte toplumların çalışma şartları ile ilgili yeni düzenlemeleri de beraberinde getirecek. Yeni nesil çalışanlar iş yaşamına bizim anne ve babalarımız gibi bakmıyor. Şu zamanda insanlar için en önemli şey iş değil. İşten ayrı olarak insanlar artık boş zamanlarında kendileri için bir şeyler yapmak istiyor.